Evet değerli izleyenler, şimdi Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık telefon attığımızın diğer ucunda. Merhaba, geçmiş olsun Sayın Bıyık. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Neler yaşadınız efendim sabah saatlerinde? Bir anlatabilir misiniz, sizin ağzınızdan bir dinleyelim neler oldu? Ya şöyle, tabii böyle biz bir belirgin bir tehdit durumuyla karşı karşıya değildik. Ancak bu sabah saat 8.30'da 8.25 gibi evden hareket ettim belediyeye. Ulaştığım zaman zaten benim oturmuş olduğum evde belediye arasında mesafe yaklaşık 3 kilometre. 8.30 gibi belediyeye ulaştığım zaman arabadan aşağı indiğim anda bir silah sesi duydum. Ve belediyenin camlarının kırıldığını görünce geriye döndüm silah sesiyle birlikte. Savcılığının tekrar birkaç el ateş edip olay anın alanından kaçtığını gördüm. Yani toplam zaten olayın oluş ve bitiş anı 30 saniyelik bir süre. Vatandaşların belediye giriş istikametinden diğer saldırında kaçmış oldu. Sayın Valimiz, Emniyet Müdürümüz olay anından sonra belediyemize gelinir, destekleyen belirtiler, takipçisi olacağını belirtiler. Bizlere de olayı takip ediyoruz. Bir kişi miydi peki? Bizim gördüğümüz bir kişiydi evet. Siz bir kişi mi gördünüz? Biz bir kişi gördük, doğru. Efendim anlayamadım, bir daha tekrarlar mısınız? Bir kişi gördünüz. Yani bizim görmüş olduğumuz bir kişiydi evet. Peki tam olarak görebildiniz mi o kişiyi, yüzünü, eşkalini? Ya şöyle, yüzünü falan çok göremedik, zaten çok hızlı gelişen bir durum oldu. Ama işte siyah elbiseli, kapşonlu, kafasında sakallı bir kişiydi. Sanırım bizim görmüş olduğumuz kadarıyla 20 yaş gruplarında bir gençti. Zaten çok hızlı bir biçimde olay cereyan etti. Kaç el silah sıkıldı peki Mustafa Bey? 5 el diye tespit yapıldı. 3 tanesi belediye binasına isabet etmiş. Yan taraftaki bankamatiğe isabet eden var. Toplamda 5 el diye bana intikal etti. Peki tehdit alıyor muydunuz daha öncesinde? Kim olabilir? Böyle bir tahmininiz var mı? Yani belirgin bazı tahminlerimiz var. Ancak şu anda saldırıdan yakalanmadığı için biz bu şüphelerimizle ilgili bir yorumda bulunmak istemiyoruz. Bilgilerimizi emniyete paylaşacağız. Yani tehditlerle ilgili tabii belediyeden zaman zaman beklentileri olan belediyeden hukuksuz taleplerde bulunanların taleplerinin karşılanmaması neticesinde her belediyede olduğu gibi bizim belediyede bazı olumsuz tavırlarla karşılaştığımız kişiler mevcuttu. Ama bu tabii kimseyi zan altında bırakmak doğru değil. Bu saldırının yakalanmasının neticesinde onun ifadesi sonrasında bizim düşüncelerimizle örtüşüp örtüşmediğini o zaman göreceğiz inşallah. Peki bundan sonra ne yapacaksınız? Şimdi iş hangi boyutta son an itibariyle? Ya şöyle, tabii vatandaşlarımızın yoğun bir desteği var. Ben buradan bütün Yomralı ve Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinden bize destek veren siyasi insanlara, herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Belediyede çok yoğun bir karmaşa olduğu için belediyeden ayrıldık. Pazartesi gününden sonra mesaimize başlayıp işimize devam edeceğiz. Yani biz bunlarla karşılaşabileceğimizi tahmin ediyorduk. Sonuçta işini doğru yapmaya çalışan insanlara karşı duran yanlış bir yapı her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde vardır. Üzüldüğümüz nokta şu, Yomra ilçesi yaklaşık geçtiğimiz 15-20 yıllık süreçlerde bu tarz vakalarla zaman zaman Türkiye baskınının karşısına çıkmış bir ilçe olması ve bu vakaların faillerinin hale yakalanamamış olması bugün ve bundan sonraki süreçte görev yapacak olan insanlar için de bu tarz olumsuzlukları doğuruyor. İnşallah hızlı bir biçimde failleri yakalanır, azmetleri de yakalanır ve Yomra halkı hak etmiş olduğu huzura ulaşır. Çünkü bu saldırıyı yapan kişinin bireysel olarak belediye başkanıyla olan herhangi bir husumetinden kaynaklı bir saldırı değil, arkasında azmetlileri olduğu aşikar belli olan bir durumdur. İnşallah bu sıkıntılardan kurtulmuş olacağız. Peki Mustafa Bey, siz Trabzon'daki tek İyi Partili
belediye başkanı mısınız, ilçe belediye başkanı mısınız? Doğrudur, evet. Şimdi insanın aklına tabii geçtiğimiz haftalarda İyi Parti lideri Sayın Meral Akşener'in başına gelen o provokasyon ve saldırı girişimi de geliyor. Bağlantılı olabilir mi acaba? O günden sonra bir rahatsızlık hissetmiş miydiniz? Yok. Yani olayın siyasi bir boyut olduğunu, siyaseten bir saldırı olduğunu düşünmüyorum. Yani tabii bizim de geçmiş hafta içerisinde Yomra ilçemizde belediye meclis üyelerinden istifa eden arkadaşlarımız oldu. AK Parti grubundan. Çeşitli istifalarla karşılaştık. Çeşitli siyasi kargaşalar oldu ancak bunların hepsi neticede siyasi bir mücadeleydi. Herkesin de siyasi görüşüne göre mücadele ediyordu. Bizim bu mücadelemiz hiçbir zaman kavgaya dönüşmedi. Yani belediye meclisinden ya da siyasi olarak İYİ Parti ve AK Parti arasındaki bir siyasi kavgadan kaynaklı olabilecek olan bir saldırı olacağını düşünmüyoruz. Bizim ilçemizde öyle bir durum söz konusu değil yani. Hı hı. Mustafa Bey, son olarak merak ettiğim bir soru da şu. Tabii sıcağı sıcağına bu sabah başınızdan gerçekten önemli bir olay geçti. Belki bunu hani biraz zaman geçtikten sonra daha iyi o anlara ilişkin bir değerlendirme yapmak açısından. Bu saldırgan doğrudan sizi öldürmeye mi hedefledi yoksa bir korkutma ve rastgele bir ateş miydi? Nasıl bir saldırıydı? Tabii şimdi ben olay anında durumu fark edemedim ama sonrasında videolardan da izlemiş olduğum, o videolardan izlemiş olduğum konuyla yaşamış olduğumuzu eşleştirdiğiniz zaman yaklaşık 5-6 metre mesafeden bel hizasında bir ateş etti görünüyor. Yani bu tamamen fiilen öldürmeye yönelik bir saldırı olduğu orada görünüyor zaten. Çünkü kişinin benim belediyeye hangi saat diliminde geldiğim, ne hangi noktada bulduğum, belediye nasıl girdiğime dair önceden yapılmış bir çeşit var. Bu çeşife isnaden bir saldırısı sonuç var. Yani kesinlikle öldürmeye yönelik, yani bir korkutmaya yönelik bir saldırı olacak olmuş olsa belediyenin karşısından veya uzağından silahlı saldırı yapılabilirdi. Ama 5 metre mesafeden belediye başkanına silah doğrultulması tamamen konunun öldürmeye yönelik olduğunu şimdi daha net bir biçimde gözlemleyebiliyoruz. Yani. Peki Mustafa Bey, çok geçmiş olsun tekrardan. Diliyoruz ki bir daha asla böyle bir durum yaşanmaz. Ne sizin ne de başka kişilerce ve faillerde kısa sürede yakalanır efendim. Çok geçmiş olsun tekrardan. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Selamlar. Sağ olun.